Arkadaşlar, Naciye'nin sade dünyasına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah canlar. Mutfağıma da hoş geldiniz. Siz de beni soracak olursanız hamdolsun. Mutfakta bugün melemen yapacağım arkadaşlar. Melemeni diyorlar soğanlı mı, soğansız mı? Arkadaşlar soğanlı yapacağım. Biberli yapacağım. Arkadaşlar. Bugün nasıl olsa dedim bir melemen yapacağım, bir de çekim yapayım arkadaşlarımla paylaşayım dedim canlar. Bir görün Naciye teyzeniz, Naciye ablanız nasıl melemen yapıyormuş canlar. İlk önce soğanımı soyuyorum. Arkadaşlar iyisinizdir inşallah, iyisinizdir diyemedim, dilim dolandı canlar. Rabbim sağlık, sıhhat, mutluluk, huzurluk versin canlar. Ben kızartma tenceremde yapacağım melemeni. Yağ vardı, nasıl olsa başka tencere bulaştırmayalım dedim canlar. Arkadaşlar, bunda yağım var şimdi. İlk önce soğanımı doğrayayım. Arkadaşlar bakın görün. Çok iri olmayacak soğanların büyüklüğü, çok da küçük olmayacak, normal bir şekilde. Küçük olursa daha iyi olur. Çünkü içinde çok iri iri gözükmez, tat verir. Soğanın tadını hiçbir şey almaz canlar. Hem tat verir, hem şifa verir canlar. Bazıları soğanı hiç sevmiyor ama aslında şifa yönünden çok iyidir arkadaşlar canlar. Bazıları yemeğin içine daha hiçbir yerde kullanmıyorlar, sevmiyorlar çünkü. Vardı öyle bir arkadaşım. Canlar, şimdi de biberlerimi doğrayacağım. Görün bakalım canlar. İlk önce şeylerini alalım. Başlarını alalım. İçine almayacağım arkadaşlar. Tatlı biber. Acı isteyen acı sever. Tatlı seven tatlı doğrar. Arkadaşlar bakın böyle ince ince doğrayacağım canlar. Bu eğri birazcık düzelene kadar doğrayayım. Ondan sonra hepsini bir doğrayacağım. Ha canlar. Bakın bunları böyle bir şekilde gözüküyor mu uzaktan? Bakın şöyle bir ince şekilde iri iri olmayacak arkadaşlar. Demin de dediğim gibi ne iri olacak ne çok da ince olacak. Normal bir şekilde. Yine de ince olacak arkadaşlar. İnce her zaman iyidir. Hem görüntü açısından hem yeme açısından. Küçük çocuklar da yiyebilir. Çünkü benim torunlar olduğu için arkadaşlar çocuklar da aklıma geldi canlar. Bunları ilk önce böyle doğradık canlarım. Bunları üst üste doğradım. Kıymalı da yapabilirsiniz. Evinizde etiniz varsa ilk önce kıymayı kavurursunuz. Üstüne soğanı, biberi koyursunuz. Onları da kavurursunuz. Domatesini öyle ilave edersiniz. Arkadaşlar, canlar. Bakın ben doğradım içine soğanımı, biberimi. Bunu ocağa koyayım canlar. Bu pişerken, kavrulurken ben de domateslerimi doğrayacağım canlar. Kavrulsun arkadaşlar. Domateslerimi de doğrayacağım, içine koyacağım. Koyduktan sonra, o piştikten sonra ekmeğimi takacağım canlar. Şimdi domateslerimi doğrayayım. Arkadaşlar ben de dedim hem onlar kavrulurken domateslerimi doğrarım. Hem vakit olmamış olur dedim. Biraz altını kısalım, yanar çünkü. Arkadaşlar domatesimi de böyle doğruyorum, görüyorsunuz. Ben tahtada doğramıyorum arkadaşlar canlarım. Eski usul ve eski olduğum için böyle doğruyorum. Elinizde doğrasanız daha iyi olur arkadaşlar. Hadi gittiniz bir yere, tahta bulamadınız. Şimdikler tahtasız doğrayamıyorlar canlar. Bakın. Böyle o orada kavrulurken ben de domateslerimi doğrayayım canlar.
Domates sert olursa arkadaşlar şöyle de doğrayabilirsiniz. Böyle. Tabii ki domates sert olursa tabii. Yumuşak olursa ezilir arkadaşlar, doğranmaz. Genelde ben böyle doğramıyorum, öbür türlü doğruyorum da. Hadi göstereyim bakalım, sizin karşınızda ilk yapacağım canlar. Böyle de küp küp olur, bakın. Bakın, 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 bakın. Böyle canlar. Domatesin şurası da lekeliymiş arkadaşlar. Kabuksu, kabuğunu da soymuyorum arkadaşlar. Kabuğu da ayrı bir vitamin. Bazıları kabuğunu da soyuyor da vitaminler gidiyor o zamanlar canlar. Bunu Rabbim her yerini yiyin diye yaratmış. Bunları da böyle doğruyorum. Bütün kalan yerini. Sakın domatesleri de doğramayın arkadaş. Kabuğunu soymayın arkadaşlar. Vitamini gidiyor. Ben kışlık melemen bile yaptığımda canlar şey yapıyorum, kabuğunu soymuyorum. İnce ince doğruyorum. Zaten o pişince içinde kayboluyor gidiyor arkadaşlar. Öyle de yapılıyor da, yapıyorlar da daha güzel oluyor diye, ağzımıza geliyor diye. Allah diş vermiş. Çiğneyelim canlar. Yaşlılar hani yaşlanınca diş olmuyor, o zaman zor oluyor da. Gençler genelde kalıplarını soyuyor arkadaşlar. Soymayalım arkadaşlar kalıplarını, domateslerin. Yemek olsun, melemen olsun, ne olursa olsun canlar. Soyulmasın kabukları. Arkadaşlar doğruyorum gördüğünüz gibi. Biberim, soğanım da kavruluyor orada canlar. Bunu domateslerim sert biraz böyle doğrayın. Böyle daha tez oluyor arkadaşlar. Demin de dediğim gibi yumuşak olunca böyle doğranmak. Burasını böyle çıkartıyorum. Lekeli yerlerini alıyorum. Kabukları üstünde kalacak canlar. Şöyle soğan doğrar gibi böyle bölüyorum. Böyle yapıyorum canları. Böyle daha tez oluyor arkadaşlar. Arada karıştıralım. Biraz da altını açalım. Karıştıramam yana diye altını kısmıştım canlar. Şimdi domatesimizi doğradık canlar. Doğrandı arkadaşlar. Şimdi ben bu elimi yıkayacağım canlar. Elimi yıkamadan hiçbir iş yapamıyorum canlar. İlla ki bu ellerim yıkanacak. Ne olursa olsun canlar. Evet. Biberlerim kavruldu. Çok da yanmayacak arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi domatesimi ilave edeceğim. Domatesimi öldükten sonra, öldükten sonra derken yani piştikten sonra arkadaşlar, ondan sonra baharatlarımı, tuzumu ilave edeceğim. Tuzu şimdi de ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim istedim. Çünkü domateslerin tuzundan bitsin. Haşır haşır olsun arkadaşlar. İçine iç versin. Tuzun yerine tat tuz tutsun deniliyor arkadaşlar. Tat vermiyor. Canlar, benim biberlerim öldü. Şimdi domateslerimi ilave ediyorum. Arkadaşlar, bu da bitsin, altını açalım. Canlar. Şimdi yumurtamızı bir tabağın içine alalım. Bu tabağın içine alalım arkadaşlar. Zaten bu tabak domates bulaşı. Fazla bulaşık yapmaya da gerek yok. Arkadaşlar. Bu burada bir şey yapayım. Arada karıştırdım. Tuzunu ilave ettik. Kutlar inşallah. Arkadaşlar. Çok unutkanım. Bunu şimdi bu kaşıkla yapalım. Bir daha kaşıkla bulaştırmayalım arkadaşlar. Bir sürü bulaşığa gerek yok.
Bu Emutay böyle çırpıyorum canına. Bazen ben çıkmıyorum da içine dalıyorum arkadaşlar. Öyle de olabilir canlar. Şimdi karıştırıyorum yumurtamı. Her çeşit yapabilirsiniz. Çok kolay. Bilirsiniz de ha bir de Naciye teyzenizin menemenini görür istedim canlarım. Arkadaşlar bunu da konserveye korkene yağ koymuyorum ben. Domatesi doğruyorum. Ondan sonra biberi içine doğruyorum. Biberli yapıyorum kışlık konservemde arkadaşlar canlar. İkisi beraber pişiriyorum hafiften. Kaynar kaynar konserve şişelerine koyuyorum. Kapatıyorum arkadaşlar. Ters çeviriyorum. O da güzel oluyor. Kış boyu ya ondan sonra şişeler arkadaşlar. Taptaze kalıyor. Canlar. Bugün de dedim bir menemen yapıyorum. Canlarımla bir paylaşayım dedim arkadaşlar. Canlar arkadaşlar benim telefonum da birkaç gündür bende değildi. Akşamları geliyordu. Bugün oğlan evde onlar yatarken bir çekim yapıyorum. Telefonum o kullanıyordu. Bozuldu oğlumun telefonu. Arkadaşlar akşamları alıyordum, atıyordum videoları kısa kısa çekip arkadaşlar. Şimdi de bugün evdeyken ne dedim? Uzunca çekeyim arkadaşlar. Videolarımı izleyin, saatlerim dolsun. Yardımcı olun bu teyzenize. Oluyor musunuz? Allah razı olsun hepinize. Ayrı, ayrı, ayrı canlarım. Şu saatlerimde dolsun o kadar emek verdim. 1,5 sene oldu arkadaşlar. Saatlerimin çoğu siliniyor. O yüzden şimdi de daha dolmadı mı Naciye teyze saatlerim diyecek olursanız arkadaşlar dolmadı. Çünkü 10 gelirse 5'ini geri siliyor arkadaşlar. Sizin de eğer kanalınız bir seneyi doldurmadıysa çabalayın, çaba gösterin bir sene içinde. Doldurmaya çalışın saatlerinizi arkadaşlar. Ben ilk önce bu kadar çaba göstermemiştim. Gösterseydim bilmiyordum daha doğrusu. Yine de tam bilmiyorum arkadaşlar. Ama bu doğru gerçek başıma geldi. Bir sene geçtikten sonra saatler siliniyor arkadaşlar. Bu kulağınızda küpe kalsın. O yüzden çok gecikti. Benimki gecikiyor saatlerim. Ama dolacak inşallah. Güveniyorum sizlere. Ben video çekip attıkça, canını açtıkça geliyorum, buyurun. Naciye teyzemize destek için, yardım için arkadaşlar. Ben de gelemezsem de kusuruma bakmayın. Diyorum ya biraz ben kendi başıma çabalıyorum arkadaşlar. Destek yok evde o yüzden de. Yine de elimden geldik kadar sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum canlarım sayfası olanlara. Sayfası olmayanlar da açın, izlemezseniz de atın bir kenara, orada dursun, çalışsın canlar. Arkadaşlarım, canlarım, küçüklerim. Sık sık karıştırıyorum ki arkadaşlar, biçtim birden diye fazla uzun olmasın. Sonunu da size göstereyim diyerekten arkadaşlarım, canlarım. O yüzden aslında bu kadar fazla karışmaz menemen. Karışsa da olur, karışmasa da olur. Ama ben şimdi video uzun olmasın diyerekten bir şey ne kadar da sonunda göstereyim diye şey yapıyorum, karıştırıyorum arkadaşlar, canlar. Baharatları da atın canlarım. Bu biber, biber zaten içinde var, yeşil biber. Çok az atıyorum, acı çünkü. Eşimden başka seven yok acıyı evde. Biraz toz biber, çok değil, çok az az atacağım. Çünkü çok baharatlı, bizim ev halkı sevmiyor, çocuklar sevmiyor. Çocukların sevmediği şeyi de yapmaya çalışıyorum canlarım. Çok hafif de. Siz baharatları kendi damak zevkinize göre atabilirsiniz canlar. Ben hafif kokusu olsun, çok sevmedikleri için. Kimyon birazcık da çok değil. Arkadaşlar biraz daha karıştırayım baharatlarıyla beraber.
çok pişmiş isterseniz arkadaşlar çok pişirebilirsiniz. Hani ezilmiş şöyle, bazıları öyle seviyor. Bazıları hafif dili kalsın, dişe gelsin istiyor. O yüzden kendi zevkinize bağlı bu menemenin pişme şeyi arkadaşlar. Ben hafif dişe gelsin istiyorum şimdi. Arkadaşlar çünkü biberli biber de var dişe gelecek. O yüzden biberli soğan olduğu için sadece soğansız bibersiz yapanlar rendeleye de bilir arkadaşlar. Doğramaz. O zaman öyle dolabilir. Ben şimdi yumurtamı katıyorum arkadaşlar. Pişti çünkü şöyle diye katıyorum. Biraz bu yanmaya, yumurta biraz bu yanmaya arkadaşlar. Çok karıştırmıyorum. Sadece üstüne döktüm. Üstüne yaydım canlar. Altını kısıyorum. Kapağını kapatıyorum canlar. O birazcık üstündeki yumurtamız pişsin canlarım benim. Arkadaşlar bunlar bunda yine birazcık kalmış sanki. İsraf olmasın. Yumurta boşa gitmesin. Tuzunu atmıştım zaten. Böylece bu meşgalimizi de toplayalım. Ortası biraz pişmeyiz gibi oluyor yumurtalar. Böyle de pişsin canlarım. Arkadaşlar izleyin arkadaşlar, uzun çekiyorum ki izlensin diye arkadaşlar. Bir de ben kesip biçemediğim için neyse o arkadaşlar. Olursa da olmazsa da artık. Arkadaşlar pişiyor yumurtam. Altını kıstım. Size de göstereyim. Tutağını çıkartayım arkadaşlar. Canlar. Ha, birazcık daha pişsin. Göstereyim. Bitirelim videoyu. Kapatalım. Ondan sonra canları pişmişinde görün. Ben ayrı çekemediğim için size göstermek için uzun tutuyorum. Biraz da izleyin canlar. İzleyelim arkadaşlar. Nacide teyzenizi yapıyorsunuzda sağ olun. Hepinizden Allah razı olsun. Ayrı, ayrı, ayrı. Canlar, Satya ortakçı arkadaşımız da var, sayfası da var arkadaşlar. Ona da gidelim. O da yeni sayfa açtı. O herkese gider. Karşılıksız hiç sayfası yoktu arkadaşlar. Şimdi aklıma geldi. O şimdi diyecek, en sona beni bıraktı. Ama şimdi şu anda aklıma geldi. Arkadaşlar. Melemenimi size göstereyim canlar. Kapatayım. Biraz da kendi sıcaklığıyla pişer canlar. Bakın. Çok güzel oldu. Mis gibi duman üstünde canlarım. Bakın yumurtalı, soğanlı, biberli, baharatlı bir melemen oldu arkadaşlar. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Canlarım, hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Gelin, buyurun. Geliyorsunuzda hepinizden ayrı ayrı Allah razı olsun canlarım. Ankara'dan bol bol selamlar.